ağırlıklı olarak resmi kuruluş projelerinde çalıştım. Şu an ağırlıklı olarak konut, villa, dubleks daire projelerinde yer alıyoruz. Kardeşimle beraber 2020 yılından beri aktif olarak en yapıda çalışmaktayız. İç mimarlık aslında benim çocukluk hayalimdi. Kardeşimle beraber zaten ortak zevklere, hayallere sahibiz. Beraberce bu meslekte karar kıldık. Ağırlıklı olarak dediğim gibi konut projelerinde yer aldık. Bunun yanında işte gözlük mağazası, diş kliniği, Samsun'da bulunan ticaret borsasına, orada da aynı zamanda diş klinikleri vesaire gibi çalışmalarda bulundum. Şu anda genellikle de villa ve dubleks daire konut tasarımları yapıyoruz. Ablamın da okuduğu bölümle alakalı restorasyon çalışmalarında bulunmak istiyoruz. Kendi tasarımlarımızın üretilip uygulanıp sonrasında insanların hayatlarına dokunabiliyor olmak en güzeli. Türkiye'de iç mimarlık aslında yeni yeni ortaya çıkan, hani daha çok şu an önemli değer anlaşılan görmüyor. Bir meslek bence. Değeri yeni keşfedilen bir meslek. İnsanların yaşamlarını kolaylaştıracak şekilde projelerini ilk aşamada tasarlayıp uygulamaya geçirdiğimiz için lüksten çok aslında bir ihtiyaca dönüşüyor. Hep koyu renk ağırlıklı çalıştığımız için bir mekanı eğer biz tasarladıysak gördüklerinde evet burayı onlar tasarlamış diyorlardı. Özellikle antrasit rengi vazgeçilmezimiz. Ya insanlar artık kendilerinden bir şeyler görmek istiyorlar. Hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz aslında. Hayallerini bize anlatıyorlar. Biz bunları projeye döküp gerçek hayata sunuyoruz. İnsanların alım gücü azaldı. Yani sıfır bir daireye bir konutu alamaz hale geldiler. Bu yüzden de ya eskiyi alıp yenileme gereksinimi duyuyorlar ya da insanlar elindekinin kıymetini bilip hani elindekini değerlendirme yoluna gidiyorlar diyebilirim burada. Bu da bizim iş fırsatlarımızı arttırdı diyebiliriz. İç mimarlık aslında bir lüks değil, ihtiyaçtır.